Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün Alperen Şengün hakkındaki çıkan bu kontrat detayını ve sezon genelinde değerlendirmesini yapacağız. Evet abi, 5 yıl 225 milyon dolarlık bir söylenti çıktı. Güzel para. The Athletic'ten. Sanki Rockets aslında bu hikayeyi satın alıyor diyebilir miyiz? Güzel bir ifade. Hakikaten de bu hikayeyi, bu potansiyeli satın alıyor ve geleceğe dönük çok ciddi bir yatırım yapıyor gibi gözüküyor. Umarız da zaten bu şekilde bir kontrat gerçekleşir. Çünkü bu olduğunda da şu ana kadar en çok kazanan Türk sporcu olacak kendisi. Evet. Çok sıkı para. Sıkı para, iyi para. Hani o karikatür vardı ya. Google, YouTube'u evet. 1.6 milyar dolara satın almış. Vay evet. İyi para diye. Benim aklıma o geldi tabii. Ama performansı tabii bu kadar ciddi şekilde yükselen, All-Star oylamasında işte forvetler ve pivotlar arasında ilk 5'e girecek kadar aslında sıçrama yapmış ve NBA'ye geldiğinde her bir maçta, daha doğrusu her bir dönemde üstüne koyarak ilerlemiş yıldızımız. Kesinlikle. Dolayısıyla hak ettiği bir para ve kimler ne paralar aldı. Dolayısıyla o açıdan baktığında gayet de hakkı. Ben şeye çok bayıldım. Twitter'da bilhassa gördüğümde, yani işte 5 yıl 225 söylense ilk başta boşuna tıklama adlı mesela Twitter sayfası yazmış ya da push olur bilmem, bunları paylaştıktan sonra bayağı bir sayfa, ulan bu paraya bak be, çok para filan. Ya insanlar daha galiba yeni yani NBA'de dönen paranın ciddiyetini galiba yeni anladı. Ne var ben de yaparım filan diyen de çıkar belki ama. Çünkü mantıken açıklandı mesela en değerli 100 takım dünya genelinde ilk onda misal 2 ya da 3 tane NBA takım vardı. Ve burada mesela futbol takımları yoktu. Yani Manchester United var, Real var ama ilk 20'de yer alıyor bunlar. Tabii. Ya da Amerikan futbolu var. Yani NBA'nin ciddiyetine iş ne zaman 21 yaşındaki bir Giresunlu genç 225 milyon dolar alınca orada hemen vay be ulan ne para dediler. Hemen lan bunun de çok zekatını verse bayağı para geyiği de döndü. Tabii. İşte ama görüyorsun işte bir Türkiye o para gelince hemen bir anda konuşulmaya başlanıyor. Bu da enteresan bir veri bence. Şimdi burada şunları görmek lazım. Yani bu çocuk bunu 21 yaşındayken mesela bir Türk'ün NBA'de en çok skor bulduğu maçı oynayarak aslında bu noktaya getirdi. Yani 45 sayı attı ya. Sakatlığından birkaç maç öncesinde biz de zaten hemen videosunu çekmiştik. 45 sayılık bir performans gösterdi. Evet. Şimdi Mehmet Okur'un bilmem kaç senede geldiği aşamaya Alperen şu an gelebildi. Yani oralara doğru diyelim daha doğrusu. Daha tabii playoff'u yok, All-Star'ı yok filan, hani hemen de Mehmet Okur'u falan geçti gibi anlamasın dinleyenlerimiz de. Ama dediğin gibi avantaj olarak Mehmet Okur'un bir Pistons geçmişi var. Tabii ki. Hidayetinde o zamanın bir Kings geçmişiyle aslında onlar da o harmanlama yaşadı. Zaten bu da evrimsel bir şey. Hani nasıl ki mesela Alperen'in performansı da konuştuk. Şimdi Banvit'te başlayan bir kariyer olarak görelim. Ondan sonrasında Beşiktaş'a geçiyor. Hemen MVP oluyor. Sonra Thunder tarafından draft edilip anında Rockets'a takaslanıyor. Ve üstüne koya işte ilk senesinde 9.8 sayı ortalaması, 14.5, ondan sonra şimdi galiba kaç? 21.1. 21.1 sayı ortalaması filan. Yani üstüne koya gidiyor. Şimdi bu oyuncular düzeyinde de böyleydi. Yani Hido geldiğinde ilk başta Kings'deyken hani Stoyakovich'lerin, Vlada Divaç'ların olduğu kadroda daha tabii bir yan parça pozisyonundaydı. Aradan vakit geçti. Spurs'a gitti. Spurs'da fiziken güçlendi. Çok uzun kalmadı. Akabinde Orlando'ya gitti. Zaten Orlando'da yardırdı demek lazım. Hakikaten şahane oynamıştı. Şimdi Mehmet Okur'da da mesela NBA'ye adım attığında o Pistons kadrosunda zaten ilk 5 çıkabilecek bir durumu yoktu. Tabii canım. Ama belli ki çok fazla şey öğrendi. Diğer abimiz kimdi? Raşit Oğuz var tabii canım. Daha ne olacak yani. Ama ona rağmen yani orada da mesela playoff'larda süre aldı. Tabii. Yani normal sezon boyunca oynadı filan. Ama o da ondan sonrasında Utah Jazz'de bayağı bir açıldı. O performansı gösterdi. Şimdi bu şekil baktığında, mukayese ettiğinde Alperen'in kariyer gelişim eğrisi ikisine göre de çok daha hızlı başladı. Doğru. Ve daha zirveye var. Yani onu da görmek mümkün. Kesinlikle. Abi şimdi ben aslında program başına sana sordum bu hikayeyi satın alıyor mu diye. Şu veriden yola çıkabilir miyiz sence? Dediğin gibi geçen sezon misal Alperen Şengün'ün maç başına kullandığı top sayısı 10 filandı. Tabii. Yani sağ içinden şimdi mesela bu sezon 15.6'lara çıktı. %50'ye yakın bir yükseliş. Sayı anlamında 14'ten 21'e kadar bir yükseliş var. Ime Udoka'nın gelmesiyle beraber işte nasıl usage rate'i arttı bilmem ne. Yani aslında bunların hepsi bir gösterge diyebilir miyiz? Yani Rockets aslında bilfiil biz Alperen'e dayalı bir takımı kuracağız önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde. Ya şimdi aslında istatistik olarak ben Doncic ve Embiid'i almıştım usage rating'de mukayese edelim diye. Şu an Alperen Şengün'ün usage ratingi %27. Evet. Doncic'inki 36, Embiid'inki 39. Doğru. Ve bir ekleme yapayım. Brunson'ın 28'miş, Yokiç'in de 29'uymuş. Yokiç'in 29'muş. Evet. Tamam. Bu güzel olan aslında. İstatistik o. Dolayısıyla kafa kafaya geliyor. Tabii şimdi evet. Yokiç'in yanındaki Jamal Murray ve işte Michael Porter Jr., Aaron Gordon gibi oyuncuların etkinliği daha farklı. Şu an baktığın zaman Rockets aslında Alperen Şengün, Jaylen Green ve Jabari Smith Jr.'ın olduğu o üçlü çekirdeğe yatırım yaptı. Evet. Yanına Van Fleet ve Dillon Brooks ikilisini eklemlediler. Tabii bir yandan da yine yedeklerden işte Tari Eason var. Amen Thompson var. Amen Thompson var. Öyle veya böyle bir Cam Whitmore var. Biraz daha üzerine koyup devam edebilecek gibi. Şey var. O pivot çocuk Landale. Ya o bilmiyorum yani o çocukta hani o kadar bir potansiyel yok bence. Zaten hani Rockets'ın biraz daha neler yapması gerektiğine de muhtemelen değiniriz ileride. Ama hani oralara da tabii biraz ekleme lazım. Ama baktığın zaman bu daha genç ve birkaç tane deneyimli adamla beraber devam edip önümüzdeki sene playoff kovalayacak bu takım için aslında merkezinde Alperen'in olacağı bir şemaya direkt olarak yatırım yapacak. O belli yani Rockets. Abi hemen... Bir de hani aslında arkadaşlar kısa bir özet olarak Alperen aslında bu sezon 63 maça çıktı. Hı hı. Yani büyük ihtimalle biz aslında bu programı hani sezonu zaten kapattığı ihtimalinden yani bitiyor zaten. Sezon da bitiyor. 63 maç olduğu için de olası ödüllerden de yararlanamayacak. Yani hı hı. En çok gelişim kaydeden ödülümüz 65 maç sınırı olduğu için bunu aslında 2 maçta kaçırmış oluyor. Bu sezon 32.5 dakika süre almış maç başına. 15.6 saha içi şut kullanımı var. %53.7 saha içi isabeti. Serbest atışı sezon başına demiştik %70'in üzerinde bitirmesini temenni ediyoruz diye altında bitirdi. 21.1 sayı, 9.3 rebound, 5.0 asist, 1.2 top çalma, 0.7 blok. Aslında senin sevdiğin onun ikisinin toplamı 2 ediyor. Yani Alperen bence kaliteli bir sezon geçirdi diyebiliriz rahatlıkla ya. Şimdi burada şunu görmek lazım. Aslında ben hani sakatlığı ilk gördüğümüz anda sert bir sakatlık olarak evet. gözüküyordu. Ama Allah'tan tabii bir kopma gibi bir durum olmadı veya bir tendon yırtığı gibi. Hı hı. Ayak bileğindeki burkulma ile geçecek gibi gözüküyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla ama sezon kapanmış oluyor tabii o esnada. Ben bunu biraz hayra yordum. Doğruyu söylemek gerekirse. Hı. Çünkü Rockets zaten bu saatten sonra play-in yapabilecek bir pozisyona da gelemeyecek bence. Yani orada da şunun şüphesi de Warriors acaba çok mu hani şey yapabilir? Yani bir kovalama da var ama. Yani var. Aslında evet o sakatlandığı Kings maçıyla beraber baktığında son 5 maçın 4'ünü kazanmıştı. Warriors biraz daha da yalpalarsa bir anda çıkartılabilir. Yani tabii mesela şey güzel olurdu. Hani eğer ki play-in'e girebilseydi mesela Lakers'la bir play-in maçı olurdu. Güzel olurdu. Ama yine de şey olarak bakıyorum. Realist olarak eğer ki bir playoff imkanı yok idiyse o zaman minör bir sakatlıkla diyeyim sezonu kapatması da aslında çok kötü bir şey değil. Hı. Çünkü sezonun ciddi bir bölümünü zaten oynadı, evet. potansiyelini gösterdi. Eğer ki dediğim gibi yapısal bir sorun yoksa hani ben de doktor olmadığım için hani daha biraz yüzeysel konuşuyorum. Böyle kalıcı bir hasar bırakmadıysa biraz ara vermiş olup hemen mesela yaz performansına hani yaz idmanına falan da geçebilir. Genel olarak kendini mental olarak hazırlayacak aşamaları kaydedebilir. Çünkü oyununda halen eksik olan belli şeyler de var. O da aşikar. Üzerine gitmesi gerekecek. Çünkü daha işte önümüzdeki sezona geçtiğimizde artık 22 yaşında olacak. 25 Temmuz doğumluymuş hatta doğru. bir de. Peki abi sana şunu soracağım. Şimdi yani aslında bahsettiğin hem Jaylen Green ismi hem Jabari Smith ismi bunlara bir hani yatırım gözüyle tabii. bakıyor diyorsun ve aslında bir hani heliosentrik dedikleri bir hadise var, bir gerçek. İşte nasıl evet. Yokiç'e dedikleri gibi ya da Sabonis'e dedikleri gibi. Ama gördüğün üzere Denver'ın da oyun şemasında ya da Kings'in oyun şemasında çok daha farklı sistemler var ve çok daha oturmuş bilhassa Denver'da. Tabii. Yani Yokiç evet usage rate'i 28 ama neden 28, neden Embiid kadar yukarıda değil? Çünkü Jamal Murray diye bir gerçek tabii, var. Tabii. Bir şekilde adam da kotarıyor. Ya da Aaron Gordon, Michael Porter Jr. diğer oyuncular KCP çok var. İyi bir spacing politikası tabii. var. Yani biliyorsun herkes bir köşede duruyor. Tabii. Setler çok belirgin. Ama Rockets'a baktığımızda Alperen'in aslında maksimize olabileceği yerde spacing'in muntazam işlemesi gerekiyor. Ama burada bir tıkanıklık söz konusu. Sence oyuncu yatırımında da Rockets ilerleyen yıllarda bunlara dikkat edecek midir? Tabii ki etmek durumunda. Aslında Dillon Brooks ve Fred Van Fleet isimlerinin çekilmesi de hani o esnada geçen yaz döneminde piyasada boşta bulunup bir nebze olsun aslında spacing sağlayabilecek isimlerle devam etme ihtiyacından kaynaklanıyordu bence. Çünkü Dillon Brooks baktığın zaman dış atışı olan bir adam. Fred Van Fleet için de aynısı geçerli. Biraz o noktada mesela off-ball oynamaya Jaylen Green'i itmeleri gerekecek. Hı hı. Yani çünkü şu an aslında geçen yılla beraber kıyasladığımızda Green'in istatistikleri genel olarak daha düşmüş gibi duruyor. Evet. Bu aş yani düşmüş gibi duruyor değil, düştü. Evet. Ama bu takımın salahiyeti için olması gereken de bir şey. Çünkü ver topu eline oynasın, hani süreyi geçirsin ve bitirsin şeklinde bir şey çok sağlıklı değildi. Şimdi heliosentrik yapılarda da tabii şunu görmek lazım. Hani o Luka Doncic için verdiğin örnekte aslında Doncic'in yapabildiği birkaç tane çok iyi set ve oyun olunca, mesela bir tane işte şey var, skip pass atabilmesi, evet, veya köşeye baş üstü pas atabilmesi, konuşamadım. Evet. Bu gibi oyunları oynayabilmek için mesela çok net bir köşe üçlükçüsü bulman lazım falan. Haliyle de tahminim bu yaz döneminde böyle çok büyük bir değişiklik yapmayacaktır. Ama çekebilirse, şimdi aklıma gelenlerden Malik Beasley gibi bir adamı çekmeye çalışır. Veya misalen diyorum savunmada yardımcı olabilecek, daha böyle kanatlara basabilecek mesela Jared Vanderbilt gibi bir adam bulmaya çalışabilir. Tabii tabii. Her D&D dediğimiz hadise aslında. Tabii yani onlara uyabilecek şeyler. Hani belki mesela kanattan kendi şutunu üretebilecek bir başka oyuncu çekilebilirse getirmeye çalışabilirler. Hani Bogdan Bogdanović gibi bir isim misalen yine diyorum. Benzer şekilde Nix'in ürettiği mesela bir Isaiah Hartenstein gerçeği var. Bu gibi bir adamı da mesela Alperen'in arkasına devşirmeye çalışabilirler. Çünkü neticede Nix'in ana pivotu Mitchell Robinson idi. Ama Robinson çok sık sakatlanıyor zaten bir yandan. Ama Tom Thibodeau oraya çok güzel bir alternatif üretti. Isaiah Hartenstein'dan güzel bir şey devşirdi. Yanına Precious Achiuwa'yı koydu falan. Şimdi bu tarz bir iki adam bulabilirse eğer Rockets daha düşük kalibre gözüküp daha rotasyon oyuncusu ve biraz daha üstü performans verebilecek iki adam tutturabilirse playoff potasına da kendisini çok emin bir şekilde sokacaktır diye düşünüyorum. Doğru, katılıyorum abi. İlaveten abi şunu demek istiyorum. Sonuçta hani bu milyon dolarlık kontratın öyküsüne baktığımızda Alperen Şengün kendisini işte mesela post-up oyununda çok daha da geliştirmeye devam ediyor. Tabii. Lig ortalamasına göre ortalaması 3.8 Alperen'in. Devrilen oyunda yani pick and roll ile beraber devrilmede 6.7 ile NBA'de 2. sırada yer alıyor. Isolation üzerinden oynanan oyunlarda 2.0. Geçen sezon mesela 0.7 idi. Alçak posta aldığı toplar 3.8 bu sezon. Ve bu pozisyonlardan oyun başına 1.01 puan üretiyor. Şimdi arkadaşlardan 1 noktada çok azmış. Zaten mesela Bam Adebayo'da 5 kez buluşuyor, tabii, ve 0.99. Tabii. Yani diğer muadillerine göre çok çok yukarıda. Tabii, tabii. Bunlar da aslında bence yani bir hikayeyi anlatıyor. Yani kademe kademe dediğin gibi evrimdeki olduğu gibi yani sezon hafta hafta ay aslında Alper'in oraya doğru getiriyorlar. Şimdi tabii bir yandan da sen onu dedikçe ben de kendi çıkardım bazı istatistikleri derledim. Maç başına bir üçlük daha fazla deniyor. Çok basit bir şekilde, evet, bu ortada. Çizgiye neredeyse %50 daha sık geliyor. 2 serbest atış fazla atıyor gibi düşünün. Onun haricinde attempted block diye bir şey var. Yani sadece mesela blok adedi değil de kaç defa bloğa kalktığı, kaç defa mesela rakibi yeltenme, contested işte, rakibi zorlama filan. Burada da %50'lik bir artışı var. Dolayısıyla savunma eforu da artmış vaziyette. Hücumda da mesela daha fazla farklı şey dener pozisyonunda bulunuyor. Dolayısıyla hani belki mesela şey alternatifi de gerekecektir ilerleyen dönemlerde. Joel Embiid'in mesela nasıl bir tane yüksek postta neredeyse vücudunu hiç kımıldatmadan attığı bir şutu oldu. Evet. Onun gibi bir iki tane daha böyle imza iş eklemesi lazım kendisine. Nasıl bu sezon aslında orta mesafede bir onu getirdi. Var tabii. Tek ayak üstüne tık bıraktığı bir atış. Tabii yani böyle konforlu bir atış üretirse kendisine bir şey daha ekstradan böyle. Çünkü NBA'deki ilk sezonu değil, özür dilerim, NBA'deki 2. sezonda işte 2022-23 sezonunda en çok hücum reboundu alan 5. isimmiş mesela Alperen Şengün. Haliyle de aslında saldırgan bir oyun yapısı da var. Hani oradan da kendisini mesela gözünü budaktan sakınmayan bir adam. Dolayısıyla ileriye dönük de mesela belki bu özelliğini biraz kırpabilir veya biraz daha sivriltmeyi de tercih edebilir. Hani enerji durumuna göre. Ama varyasyonunu çeşitlendirip çok daha enteresan şeyler ortaya koyabilir. Yani bu ortada. Ve abi aslında baktığın zaman yani Ime Udoka'nın kattığı şeylerden bir tanesi de program önce seninle bakmıştık. savunma anlamında Rockets mesela şu an ligin 5. sırasında. Tabii, ve sezon boyunca hep ilk 6'da kaldı. Gerisinde olduğu 4 takımda Celtics, Cavs, Thunder ve Pelicans. Tabii, hepsi de sağlam ekipler. Baktığı zaman bu ekip şu an 11. sırada. Tabii. Ve görüyoruz aslında All-Star'ın ardından o pace anlamında da bir iyi bir niyeti var Udoka'nın ve 4. sırada şu an. Yani oyun öyküsü olarak da Udoka aslında yeni şeyler yapmaya ve takımı hakikaten geliştirmeye dair iyi doneler sundu bize. Ama tabii burada bence onu kısıtlayan hadise de oyuncu kalitesinin belli oranda kalması. Tabii yani zaman lazım. Şimdi tabii kesinlikle. Şey ortada hani. Aslında işte Rockets'ta o zamana Alperen adına hani bir yatırım yapıyor. Tabii ki yani şunu görmek lazım. Hani hakikaten Ime Udoka'nın o işte Celtics'te çıkan skandalı bir şans oldu burada. Evet. Çünkü büyük skandal. Yani çok bilmiyorum artık hani ne kadar büyük bir skandal da bu tabii Amerikan jargonunda, o şablonda filan hani Boston'da bulunamayacağı anlamına geldi. Muadili aslında şu an çok arkadaşlar takip ediyor mu? Formula 1'de Christian Horner'la ilgili bir şeyler çıktı. Doğru. O da enteresan bir arkadaş bence. Yani öyle bir Horner mı? Ha, öyle bir kadın. Yani İngiltere'de kadın bayağı meşhur ya. Doğrudur. Bakalım yani o ya da kadın ismi neydi ya? Neyse bakalım onu hatırlarız yani. Şarkıcıydı hatta. Ha şey mi diyorsun? Geri Halliwell. Evet. Tamam aynen Spice Girls'ün şeyi. Evet. Yani neyse tabii. Ne yapıyorsun yani? Ama hani Ime Udoka ile ilgili olan kısımda şöyle bir detay var aslına bakarsanız. Stefan Silas'tan sonra çok enteresan bir geçiş olabilirdi. Yani şimdi aklıma şöyle bir senaryo geliyor. Doc Rivers'ın boşa düştüğü ve Allah göstermesin hani Houston Rockets'ın onu çektiği bir senaryo olsaydı Alperen hani böyle 21 sayıları falan bırakır yani 14-15 tuttursa iyi gibi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü yönetemezlerdi bence orayı. Ama bu daha genç, daha hırslı bir şeyler kazanmak isteyecek, hani rüştünü ispat etmek isteyecek bir koçun burada boşa düşmesi iyi bir imkan oldu. Tabii savunma setleri daha sağlam, daha oturaklı, hani daha farkında olarak oynuyor takım. Van Fleet ile Brooks'un gelmesinin etkisi tabii ki var ama ciddi anlamda bir şeyler kazanmak istiyorlarsa da hani playoff'larda bulunmak anlamında kastediyorum bunu da. O zaman tabii hani hedef belli. Brook Lopez gibi yine aynı adı zikredeceğim. Veya işte Knicks'te demin saydığım Precious Achiuwa gibi çemberi savunabilecek yani direkt olarak o özelliği olan veya çok iyi bir yardım savunmacısı. Doğru. Birilerini bulup getirip çekmek durumunda Rockets'ta. Tabii hücum anlamındaki etkinliği şu an Alperen'e tam anlamıyla anahtarları teslim ederek açmayı düşünüyorlar. Ama oradaki işin ilerlemesi de yani yine mesela Murat'ın Nuggets örneğinden gidecek olursak KCP gibi bir adamı daha çekebilmek. Hani geçen sene Lakers'ta bu sene Milwaukee'de dönem dönem iyi performans veren Malik Beasley gibi veya işte Phoenix'teki Grayson Allen gibi adamları alıp eklemleyip oradan başka bir enerji devşirerek olacaktır diye düşünüyorum ilk etapta. Bir daha bir son olarak şunu diyeyim. Sonuçta hani Alperen Şengün pivotlar arasında hakikaten hani farklı bir seviyeye geleceği aşikar. Peki oyun kurucu rolünde böyle bir kupon bir isim var mı aklında? Ulan bence bunlar bir ikili yapacaklar. Rockets bir şekilde Alperen'in yanına şunu getirecek dediğin. Yani şimdi tabii hemen akla gelmesi pek kolay değil. Yani sence öyle acayip bir adama atarlar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani mesela ne bileyim mesela Trae Young'ı bir şekilde getirebilir mi? Ya da başka bir isme. Şimdi Trae Young gibi bir adam aslında kukla gibi yönetmek istiyor. Yani bütün takımı böyle işte usta olarak hani parmaklarında oynatmak isteyecek bir adam. Veya işte Luka Doncic gibi adamlar. Bunlardan ziyade misalen diyorum o profil olmasına gerek yok. Dejounte Murray gibi bir adam geleceğini tahmin ederim ve mesela o tarz birinin bir numaraya kayacağını düşünürüm. Misalen yine mesela Spurs'daki Tre Jones gibi değil de onun bir de kuzeni miydi, abisi miydi? Wizards'da oynayan. Tyus Jones. Belki mesela o tarz bir adam olabilir. Hani çok yüksek profil olmaması lazım. Dejounte Murray artık çok ileri düzey tabii bir örnek. Doğru. Kontrat açısından düşünüyorum bunu. Çünkü Van Fleet'in kontratı var. Yani onu takaslayamayacaklardır ama çekebilirlerse bir tane net bir adam. Misal hani az oynayacağını düşünürsek Kyle Lowry gibi bir adam fayda sağlar. Evet, doğru. Kısıtlı sürelerde yani 15-20 dakikalık mesela normal sezonda kullanacağınız senaryoda işe yarar. Hani yani yoksa onun haricinde böyle Damian Lillard gibi bir adamın gelecek hali yok tabi. Ama esasen bu profiller diye düşünüyorum. Evet abi, senin başka değineceğin bir şey var mı Alperen'le ilgili? Valla yolu açık olsun. Bir de onun haricinde işte OKC ve Timberwolves'la ilgili video çekeceğiz. Hani genç iki ekip ne yapacak diye. Şu an bu genç ekibi değerlendirdik tabii Alperen'le ilgili çıkan spekülasyonlarla beraber. Ama o iki ekibi değerlendireceğiz ve biraz daha böyle playoff'lara doğru hızlanıp etap etap işte aynen başka öyle şeyleri de tamamlamaya başlayacağız. O zaman buradan gene arkadaşlarımıza videoyu izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum atarlarsa çok seviniriz. Sağ olsunlar. O zaman görüşmek üzere diyelim.